Türkiye'nin üstüne karabasan gibi çöken 15 Temmuz kumpasından 3 hafta sonra kendimi Silivri cezaevinin 3 kişilik bir hücresinde buldum. 3 kişiydik ve suçumuz Zaman gazetesinde çalışmaktı. Mart başında Zaman'a el konulup işten atıldıktan sonra bir grup arkadaşla Yeni Hayat gazetesini çıkarmıştık. İlk sayının yayınlanması 3 ayların başına denk gelmişti. Zor şartlarda, kıt imkanlarla çalıştığımız için o yıl ne Recep ayını ne de Ramazan'ı idrak edebildik. Yeni yuvamıza, yani beton ve çelikten ibaret soğuk hücremize alışmak uzun sürmedi. Peki yeni mekanımızda günler nasıl geçecekti? 3 kişi aynı hücrede 24 saat ne yapacaktık? İlk günler Ağustos güneşi altında ısıttığımız su ile demlenen poşet çayları yudumlarken bir taraftan birbirimizi tanıdık, diğer taraftan zamanı nasıl değerlendireceğimizi konuştuk. Önümüzde iki yol vardı. Ya bizi içinde ne kadar kalacağımız belli olmayan bu hücreye sürükleyen şartları, olayları ve kişileri konuşacak, sorumlular bulup onları yargılayacaktık ya da içimize dönüp kendi muhasebemizi yapacaktık. Birinci yolun kimseye faydası olmayacağına kanaat getirip ikincisini tercih ettik. Kurban Bayramı'na ulaştığımızda günlük programımız ortaya çıkmıştı. Nezarethane günlerinde gün görmüş iki yazarın "Sporu bırakmayın, moralinizi yüksek tutun" diye formüle edebileceğim tavsiyeleri kulağımıza küpe olmuştu. Dolayısıyla spor, ibadet, okuma temelinde her dakikası doldurulmuş bir programdı bu. Günlük gazeteleri ve televizyonu formülü bozacağı endişesiyle programımıza dahil etmemiştik. Bu program mecburi aksamalar dışında neredeyse hiç değişmedi. 7 ay sonra 3 aylar başladığında mesela o günlere özel ne yapalım diyebileceğimiz bir şey neredeyse yoktu. Sanki zamanın değerini yeniden keşfediyor gibiydik. Ezan vakitleri aynı zamanda namaz vaktiydi ve peşinden her vakte özel dualar vardı. Çekilen tesbihler, şahsi ve birlikte yapılan mealli hatimler, müzakereli özel çıkarmalı risale okumaları hepsinin dakikası belliydi. Dolayısıyla Silivri hücresinde 2017 yılının Cemaziyel Ahir'i nasıl geçtiyse Ramazan'ı da Şevval'i de aynı şekilde geçti. Hayıflandığımız konu, onca yıllık ömrümüzde Ramazan aylarının hakkını bir kez bile verememiş olmaktı. Orada özellikle iftar başında geçirdiğimiz süre dikkatimizi çekmişti. Oruçsuz günlerdeki akşam yemeği süresi ile iftara ayırdığımız süre hemen hemen eşitti. 15 dakikayı geçmezdi. Elbette yeterince doyuyor, nefsimizi köreltiyorduk. Dahası yemek çeşidi 3-4'ü geçse fazla gelir, bitiremezdik. Örneğin 3 öğün için 200 gramlık bir kepekli ekmek 3 kişiye yetiyordu. Dışarıdaki iftarlarda geçirdiğimiz uzun saatleri, davetlerde 10-15 çeşidi bulan yemekleri düşündükçe hayıflanmamak elde değildi. Ramazan bahsinde iftar ve sahur sofralarından bahsetmemek olmaz. Kantinden temin edemediğimiz ürünleri saymazsak, çok şükür sofralarımız yukarıda verdiğim ölçüler içerisinde gayet zengindi. Sahurda her evde bulunabilen kahvaltılıklar olurdu. İftarlar ise hücre arkadaşlarımın mahareti sayesinde sürprizlere açıktı. Mesela mutfaktan gelen haşlanmış patates bizim hücrede kaşar, domates, tereyağı ve baharatla ısıtıcı buharına konan karavanada bambaşka bir yemeğe dönüşürdü. İçi oyulmuş portakal kabuğu içinde sunulan tahinli cevizli portakal tatlısını ben dışarıda görmemiştim. Bir hapis hayatına göre toz pembe bir tablo çizdiğimin farkındayım. Ama bu madalyonun bir yüzü. Diğer yüzü tam bir yangın yeriydi. Özgür hayatta ailece oturulan sahur sofraları, eş, dost ve akrabaların iftar davetleri akla geldikçe boğazımız düğümlenir, damarlarımıza ince bir sızı yayılırdı. Önceki Ramazan'da büyük oğlum oruç tutmaya başlamış, teravihlerin çoğuna birlikte gitmiştik.
Sonraki yıl yanımıza ikiz kardeşlerini de alıp hep beraber teravihe gitmenin planlarını yapmıştık. Silivri'de 3 kişiyle kıldığımız teravihlerin tadı öncekilerden hiçbiriyle değişilmezdi. Ama bazen namaz sonrası sağ ve sol yanımda çocuklarımın olduğunu hayal edince gözlerim dolardı. Şükürler olsun ki Allah bir sonraki Ramazan'a özgürlüğü nasip etti. Evimde ailemle sahur ve iftara, çocuklarımla teravihlere gitmeye imkan verdi. Tek dileğim cezaevindeki bütün masumların bir an önce özgürlüklerine kavuşması.